Nerede düşünüyorlar bu rezidans projesini? Beykoz'da. 300 dairelik değil mi? En az 300. Sayıyı projeye göre revize edecekler. Ama fazlasına hayır diyeceklerini sanmıyorum. Sen bu adamlarla bir toplantı ayarla. Emredersiniz. Alo. Adnan Çetin. Adamı Mahir'le beraber şirkete girdiler. Tamam, takibe devam et. Gözün üzerinden ayırma. Ofise giren çıkan herkesi, kimlerle görüştüğünü bilmek istiyorum. Emredersiniz. Aa, Selma yapma böyle kızım ya. Asma suratını. Ne dedim ben sana? Cesedimi çiğnemeden o Mert Efendi, o gelin diye sokamayacak bu eve. Hiç merak etme sen. Bilmiyorum. Ben inancımı yitirdim artık Zerrin teyze. Sen öyle diyorsun ama ben Mert'te en ufak bir ışık görmüyorum. Çok yoruldum artık. Beklemekten, boşa umut etmekten yoruldum. O hiçbir zaman bana bakmayacak. Çünkü Mert'in yüzü de kalbi de Asya'ya dönük. Gözü ondan başkasını görmeyecek. Şimdi öyle olabilir. Ama gün gelecek, devran dönecek. Mert de görecek Asya'nın gerçek yüzünü. Ayrılacak o zaman o Menda buradan. Yanılıyorsun Zehrin teyze. Onlar birbirlerini o kadar çok seviyorlar ki. Mert'le Asya'nın kaderi bir yazılmış. Hiç kimsenin gücü yetmez ayırmaya. Ne senin ne benim. Çayları tazeleyeyim. Sen hiç merak etme kız. Ben sağ oldukça Mert de bir araya gelemeyecek o yer. Alo, patron. Mimar kız yakışıklı bir delikanlıyla el ele şirkete geldiler. Bu mafya bozun suları yolumuzdan çekilmeyecek Adnan Bey. Yeni bir gelişme mi var? İş makinesi kiraladığımız şirketi arayıp bizimle çalışmaya devam ederlerse sonuçların iyi olmayacağını söyleyerek tehdit etmiştir. Sonra konuşuruz Mahir. Günaydın. Günaydın Adnan Bey. Mert Bey, benimle gelin lütfen. Size işinizle alakalı detayları anlatacağım. Asya Hanım, bizim de yapacak çok işimiz var. Yeni bir arazi aldık. Öyle mi? Evet, özel bir konumda. Sıkıntı çıkaran birileri var ama halledeceğiz. Nasıl bir proje düşünüyorsunuz peki? Var kafamda bir şeyler. Fikirlerimi sizinle paylaşmak isterim. Tabii. Ofisime geçelim. Gel. Müsaitsen girebilir miyim? Gel, gel tabii. Kusura bakma, alışık değilim. Sen normalde benim odama hiç kapıyı çalarak girmezsin. Bu bir ilk benim için. Dün olanlardan sonra konuşamadık seninle. Ben sakinleşmeni bekledim. Evet. Çok zor bir gün ve gece geçirdim. Tahmin edebiliyorum. Bunu söylemek için mi gelmiştin? Hayır, yani hem öyle hem... İstersen bugün bir yemeğe çıkalım diyecektim. Bilemedim ki şimdi. Bugün yapmasak mı?
Ben kendimi pek iyi hissetmiyorum. Evde kalmak iyi bir fikir değil. Dışarı çıkarsak havan değişir. Hem sana da bana da iyi gelir. Peki madem. O zaman ben bir makyajımı tazeleyeyim. Çıkalım. Peki. Dışarıdayım. Oldu biz. Baş başa yemeğe çıkacağız. Ay. Ben bir makyaj yapayım.